Adayımız Nursel Hanım'ı diş hekimimize getirdim. Merak ediyorum, dişlerinize nasıl bir tasarım olsun istiyorsunuz? Bir diş probleminiz var mı? Evet var. Çünkü gülmeyi unuttum artık. Gülüş tasarımı isterdim. Aslında adaylarımızın çoğunda bu gülmeyi unuttum hem psikolojik olarak olabiliyor, bu içsel dönüşüm, ama aynı zamanda gerçekten yıllar içinde dişler de hırpalanıyor. Aynen öyle oldu. Size de galiba. Evet evet, aynen öyle oldu. Dişçi fobimiz yok ama. Yok, hiç yok, hiç korkum yok. Harika. O zaman ben sizi Barış Ünlü'ye teslim edeceğim. Sonrasına bakalım nasıl bir tasarımla, nasıl bir gülüşle bizlere gülümseyeceksiniz. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Buradan kolay gelsin. Şimdi Nursel Rasta'nın değişim hikayesinde ikinci perde açılıyor. Burası Ataşehir. Nursel Hanım gülmeyi unuttum demişti ya, yeniden hatırlamaya giden yolda ilerliyor. Ekip çalışması başladı bile. Fotoğraflar çekiliyor. Ağız yapısının detaylarını gözler önüne serecek görüntülemeler yapılıyor. Hoş geldiniz Nursel Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi dişlerinizin boylarının kısaldığını görüyorum. Bundan rahatsızsınız anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Peki diş etlerinizin kemiklerinde, diş etlerinizde problem olduğunu biliyor musunuz? Yani biliyorum. Sallantı hissediyor musunuz? Yok, sallantı hissetmiyorum hocam. Hı hı. Kemik erimesi var dişlerinizin içlerinde, kemiklerinde. Çürükleriniz var sağ üstte. Sol altta kök var bir tane. Gülümsemenizi daha şık hale getirebilmek için yapılacak bazı şeyler var. Onları size anlatmaya çalışacağız. Ama önce size riske atan çürüklerinizi ve iltihap yapabilecek yerleri temizlemek gerekiyor. Ondan sonra ilerlemek gerekiyor. Tamam. Tamam mı? Tamam. Peki sizi şimdi birkaç arkadaşla birlikte size içeride bakacağız. Ve ona göre tedavi planınızı size ileteceğiz. Tamam. Ondan sonra size bir tedavi planı sonrasında da gülümseme tasarımı yapıp gülüş tasarımıyla ne hale geleceğinizi göstereceğiz. O dizaynı beğenirseniz ona göre ilerleyeceğiz. Tamam, teşekkür ederim. Bizce bu ağız yapısına gözünüz alışmasın. Unutmayın, değişim avcılarındasınız. Mesela bir de şimdi bakalım isterseniz ağza. Çağla Hanım da size bu esnada bir kontrol edecek. Ona da fikir danışmam lazım. Buradaki gördüğüm dikey boyut kaybı, arka dişlerin erken çekilmesi, yaşı genç ama bir sürü diş kaybı sebebiyle daha fazla diş çekmek istemiyoruz. Ama çürükler ve dolgular için, kanal tedavileri için fikriniz nedir Çağla Hanım? Tabii bazı derin çürükler var. Bu çürükleri kanal tedavisiyle bu dişleri kurtarmak lazım. Onun haricinde bu eksik dişler için de köprüler yapmakta fayda var. Ve bazı çürük dişler için de dolgular gerekecek. Hepsini sırayla yapacağız. Nursel Hanım'a o zaman şimdi neler yapacağımızı siz anlatacaksınız. Buyurun. Çürükleri temizledikten sonra dişlerin içini bir güzel dolduracağız. Ve daha sonra eksik dişleri ve mevcut dişlerin estetiğini de güzelleştirmek için kaplamalar yapacağız size. Hem eksik dişlerinizi yerine koymuş olacağız, hem de mevcut dişlerinizin estetiğini güzelleştirmiş olacağız. Nursel Hanım, yaşınız genç olduğu için demin anlattığım gibi Çağla Hanım'ın da fikri aynı şekilde. Mevcut çürüklerinizi, kanal tedavilerinizi yapalım ve daha fazla diş kaybına izin vermeden ön grubu, boyut kayıplarınızı eski haline getirelim ve uzun seneler sağlıklı kullanmanızı hedefleyelim. Uzmanların önemli vurguladığı bir ifade var. Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla doğru orantılıdır. Yüzün estetik görünüşü bir bütüne bağlıdır. Ağız yapısı ve dişler o bütünün önemli parçasıdır. Bugün Nursel Hanım'ın genel tedavi planını yaptık. Çağla Hanım'la birlikte diş çekimini yaptık. Sonra yavaş yavaş protezlerini yapmaya başlayacağız. Nasıl fırçalayacağını anlatacağız ve eksik olan kanal tedavileri, çürük dolgular ve protezler şeklinde ilerleyeceğiz. Güzel bir başlangıç oldu. Başlamak yolun yarısı. Başladık. Yarısını geldik diyelim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Belki diş fırçalamanın da tekniği mi olur diye düşünebilirsiniz. Oysa doğru fırçalama, çeşitli diş eti hastalıklarının önlenmesi anlamında o kadar önemli ki.
Nursel Hanım, bugün tedavilerinizi sonlandırdık. Size bugün şimdi nasıl daha etkin fırçalamamız gerektiğini göstereceğim. Diş etlerimize özellikle tedaviler arasında güzelce kanamasını, özellikle kanamalarınız vardı. Bunların son bulması için etkin bir şekilde fırçalayacağız. Size de aynadan göstermiş olacağım. Böyle gargaramızı alıyoruz. Evde de küçük bir kaba koyabilirsiniz. Yumuşak kıllı bir fırçanız varsa eğer o şekilde fırçalayabilirsiniz. Ben size de aynayı vereyim. Gargarayı boşaltıyoruz bir kabımızın içine. Gargaraya batırıyorum. Daha sonra açalım. Diş etlerimizden dişe doğru süpürür tarzda yuvarlak dairesel hareketlerle uyguluyoruz. Siz aynadan takip edebilirsiniz. Hep yuvarlak hareketlerde fırçalıyorum. Hiç baskı yapmaya gerek yok. Full yuvarlak şekilde olacak. Açalım arka bölgeler içinde. Yeniden Ataşehir'deyiz. Ortodontist Doktor Barış Ünlü, Nursel Hanım'ın ağız ve diş sağlığıyla birlikte gülüş tasarımını adım adım planladı ve işlemler bu doğrultuda yapılıyor. Bu görüntüler Nursel Hanım'ın ağız yapısının 3 boyutlu hali. Teknolojik gelişmelerle dişler adeta kendilerini uzmanlara anlatır hale geldi. Nursel Hanım'a diş çekimi yapılmıştı. Şimdi sıra diş taşı temizliğinde ve daha sonra diş etindeki iltihapları temizlemek için küratör işleminde. Nursel Hanımcığım, bugün küçük bir lokal anestezi yapacağım. Diş taşlarınızı ve diş etlerinizdeki iltihapları küratör işlemini temizleyeceğim. Bilginiz olsun. Şu anda diş boyları çok kısa olduğu için diş boyunu biraz koterle birlikte uzatacağız. Diş etine yapılan işlemlerin amacı ağız sağlığının yanı sıra diş etleri ve diş uzunluğunun ideal boyuta getirilmesi. Ortodontist Doktor Barış Ünlü ve ekibi ileri derecede renkleşmiş dişlerde, formu ve şekli estetik olmayan dişlerde, ayrık dişlerin birleştirilmesinde, kırık veya aşınmış dişlerin restorasyonunda, çapraşık ve eğri dişlerin düzeltilmesinde kullanılan lamine işlemini Nursel Hanım'a uyguluyor. Teknolojinin geldiği noktaya bakar mısınız? Nursel Hanım için yapılan gülüş tasarımı gözler önünde. Şimdi ortodontist Doktor Barış Ünlü'ye kulak verelim. Nursel Hanım'ın diş eti sorunları vardı ve dişlerinin etrafındaki kemikler erimeye başlamıştı. Dolayısıyla acilen bir şeyler yapılması gerekiyordu. Önce küretajları, diş eti küretajları yapıldı. Daha sonra gerekli diş eti sağlığına ulaştıktan sonra dişlerin arka bölgelerine sağlam tutabilmek için yine minimum preparasyonla laminalar hazırlandı ve uygulandı. Oklüzyon, yani kapanışı arka taraftan dişler çekildiği için kapanışı çok düşmüştü. Dikey boyutu çok azalmıştı şu kısım özellikle. Yaşının üzerinde gösteriyordu hasta. Arka taraftaki dişlerin boylarını tekrar uzattık. Ön taraftaki dişlerin boylarını da olması gereken boylara getirdik. Umarım sonuçlar sizin de hoşunuza gider. Bizim hoşumuza gitti. Yine bir değişim adayımızın değişim yolculuğunun sonuna geldik. Sonuna geldiğimiz zaman bizi de böyle biraz değişik duygular kaplıyor, öyle değil mi? Bakalım nasıl bir Nursel Hanım göreceğiz. Ben de heyecanlıyım. Evet. Ve stüdyomuzda bizimle bu heyecanı paylaşan ve heyecanladıklarını da gördüğüm Nursel Hanım'ın ablası Nurten Hanım ve arkadaşı, yakın arkadaşı Sibel Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet, ne zamandır görmüyorsunuz Nursel Hanım'ı? 3 aydır görüşmüyorum kendisiyle. Ay. Evet, yaklaşık 2,5-3 aydır görüşmüyoruz. Biz de merak ediyoruz. O zaman biz de Nursel Hanım'ı davet edelim ve heyecanı birlikte yaşayalım. Bir görelim bakalım neler yapmışız. Görelim. Nursel Hanım, buyurun lütfen. Thank you.
kadar beklemiyordum değişeceğini. İnanılmaz harika görünüyor. Çok güzel oldu arkadaşım. Hocalarımın ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet, öncelikle sizlerin bir yorumunu alalım. Gerçekten bu kadar değişken hiç beklemiyorduk. Harika olmuş, süper yani. Çok beğendik. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Gerçekten çok güzel olmuş. Kıskandım diyebilirim. Gözünüze batan. Gözümüzü alamıyoruz yani, gerçekten çok harika. Abartılı gördüğünüz, gözünüze batan bir şey var. Yok, her şey dozunda olmuş. Yani 3 ay önceki Nursel ile şimdiki Nursel çok farklı kişiler diyebilirim. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık bu sağ arada. Sağ olun, sizler sağ olun. Adaylarda ben sık sık şunu fark ediyorum. Bu hayat koşulları, mesela Nursel'in durumunda çocukları vardı. O koşturmanın içinde adaylarımız bir şekilde kendilerini çok öteliyorlar. Bugün yarın, bugün yarın derken bir bakıyorlar haftalar, aylar ve seneler olmuş. Zannedersem senin durumunda da öyleydi Nursel. Aynen öyle. Bu işlemler, hani o kadar şanslıyım ki, hani sizinle karşılaştığım için çok çok şanslıyım. O kadar güzel bir süreçten geçtim ki, o kadar güzel insanlar tanıdım. Hani sizlerin bana desteği, Mevlüt hocamın, Barış hocamın, Toygar hocamın, Melek Hanım olsun, Adnan Bey olsun, sayenizde aynalarla barıştım. Yani beni bana hediye ettiniz. Ne kadar güzel bunları duymak. Çok güzelmiş. Gerçekten, gerçekten. Ben seni bugün gerçekten şöyle baktığım zaman, hani makyaj, bütün dokunuşlar, ama artık hayata yorgun bakmayan bir Nursel var karşımda. Aynen öyle. Çok mutlu. Sabah uyanırken çok mutlu uyanıyorum. Söyledikleriniz hepsini yapıyorum. Sabah uyanırken kendimi severek uyanıyorum. Ne kadar güzel, çok güzel. Çocuklarıma bakış açım değişti, kendime bakış açım değişti. Aynalara gülümseyebiliyorum. Eskiden aynalardan kaçıyordum. Neler yapıldı yüzünde? Evet, neler yapıldı? Öncelikle göz kapaklarımda biraz fazlalıkları vardı deride. Onları Toygar hocam sağ olsun güzel küçük bir operasyonla aldı ve bakıştan, işte sabah kalkmak, o yorgun ifade, ağırlığı hissini ortadan kaybetti. Gözleri daha güzel ortaya çıktı. Barış hocam bir gülüş estetiği yaptı. Zaten kendisine o süreci sorarız şimdi. Onun haricinde ben de botoks yaptım. Yüzünün bu zayıflama sürecinde deriyle birlikte alttan bağ dokularda da gevşemeler oluyor ve yüzü aşağı doğru indiriyor. Fazla başka bir yerden kasıp kotluklar bırakmayacak şekilde ip askılarla yüzünde bir askılama işlemi yaptık. Biraz dolgularda kaybolan yağ doku noktalarına dokunuşlar, dudaklara dokunuşlar. Böylelikle işte bir Nursel Hanım oldu. Çok güzel olmuş. Tabi bu sırada Toygar Bey'le de bir sürecimiz var ve diş hekimimiz Barış Ünlü'yle de. O süreçle ilgili birkaç cümle de bahsedebilir misiniz? Barış Bey'in ekibi gerçekten muhteşem bir ekip. Bir ekip çalışması vardı. Aynen öyle. O kadar muhteşem bir ekip ki herkese gerçekten tavsiye ederim. İnsanla o kadar güzel ilgileniyorlar. İnsanla çok güzel sohbet ediyorlar. Beni çok rahatlattılar. Mevlüt hocamın ekibi de aynen öyle. Yani hani onun için ne desem az. Bu güzel yorumlar, bu cümleler için çok teşekkür ederim ben de. Aynı zamanda yine yapılan tüm işlemleri bütünleyen Adnan Sertar Bey'in güzel saçlarınıza dokunuşu ve yüzünüze göre bir tarz oluşturması adına Adnan Bey'e çok teşekkür ediyorum ben de. Bir de yüzünüze yakışan, yüzünüzü ön plana çıkaran çok güzel, yumuşak dokunuşlarla nerede ne yapması gerektiğini bilen bir şekildeki yapılan makyajınız. Bunun için de Melek Gültekin'e de buradan çok teşekkür ederim. Gayet güzel olmuş. Emeklerine sağlık. Nursel Rasna değişime evet dedi. Ayşegül ikinci ve ruhsal dönüşümle başlayan yolculuğunda Doktor Barış Ünlü ve ekibinin tedavileriyle sağlıklı, estetik ve güven dolu bembeyaz bir gülüşe kavuştu. Doktor Mevlüt Dağ'ın tercih ettiği altın iğne, mezoterapi kokteyli, botoks ve biyodolgu uygulamalarıyla cildinde parlaklık ve daha genç bir görünüm sağlandı. Kendisini yorgun gösteren göz kapaklarının fazlalığından operatör doktor Toygar Ünveren'le kurtuldu. Adnan Serter'in tenine uygun saç rengi, modern saç kesimi, Melek Gültekin'in taktikleriyle makyaj yapmanın da keyfine varıyor. Bundan sonraki hayatında kendisine bol şans diliyoruz. Dikkatli olun, değişim avcıları her an sizi de bulabilir. Yani beni bana hediye ettiler tekrardan. Evet, bir değişim avcılar programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hayatınızın merkezine kendinizi koyun. Ondan sonra çevrenizi, çünkü biz olmayınca gerçekten başka bir şey olmuyor. Biz aslında kendimiz güçlü olduğumuz zaman daha güçlüyüz. Dediğim gibi haftaya kadar kendinize iyi bakın, bizimle kalın ve Değişim Amcalarını seyretmeye devam edin. Sevgiler.